Merhaba sevgili takipçilerim. Sizlere bugün harika bir beşmille yapılan çorap göstereceğim, patik göstereceğim. Patiğimi başlamıştım. Bir önceki videomda burun kısmını örmüştüm. Şimdi modelini yapacağız birlikte. Bir modeli tüm yapıyorum. İkinci modeli geldiğimizde buraları bir modelini yapmıyoruz. Haroşa yapıyoruz. Böyle yarım model yapıyoruz. Böylelikle patiğimizi tamamlıyoruz. Şu topuk kısmını da ben kırmızıdan yaptım. Dilerseniz siz aynı renkten de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Evet, şimdi geçelim modelimizin devamına. Evet, kullanacağımız iplerimiz patiklik ip. Herhangi bir patiklik ip olabilir. 3 çeşit yeşil, krem ve kırmızı. Evet arkadaşlar, ben yapmıştım diğer videomda çorabımın burun kısmını. 12 ilmekten başladım. Birer ilmek fazla artırım yaparak 15 ilmeği tamamladık. Şimdi 15 ilmeğimizi tamamladıktan sonra çorabımızın şuradaki miniklerini, tepeciklerini yapacağız. Tepelerini yapmak için elimize krem rengi ipimizi alalım. Ve krem rengi ipimizi bağlayarak başlayalım. Evet, ipimizi başlayalım. Evet. Diğer şişimi de alıyorum. Bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem, 1, 2, 3 ilmek kırmızı, bir krem, 1, 2, 3, bir ilmek krem, 3 ilmek kırmızı olarak yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda da şöyle yapacağız. Bir krem. İlk şişimizi krem. İkinciyi de krem. Üçüncüyü de krem. Evet. Bir tek kırmızı yapacağız aralarda. 1, 2, 3 krem. Bir kırmızı. 1, 2, 3 krem. Bir kırmızı. 1, 2, 3 krem. Evet. İkinci sıramızda bu şekilde yapalım. Evet. Diğer şişlerimizi de bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar başlıyoruz. 1, 2. Bütün şişlerimizi krem rengiyle örüyorum. Evet. Bu şekilde krem rengiyle örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde olacak. Evet, bütün şişlerimizi de böyle bu şekilde örelim. Ördükten sonra modelimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bütün şişlerimizi krem rengi olarak ördük. Şimdi yeşil ipimi de bağladım. Siz de yeşil ipinizi bağlayın. Bir ilmeğimiz krem. İlk ilmeğimiz krem örüyorum. İkinci ilmeğimi yeşil örüyorum. 1, 2, 3. 3 yeşil. Krem rengi ipime geçiyorum. 1, 2, 3 krem rengi. 1 yeşil. 1, 2, 3 krem rengi. 1 yeşil ipime geçtim. 2, 3 yeşil.
bir krem rengi. Evet arkadaşlar, bu şişimizi diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geldik. İlk ilmeğimizi krem, yanındaki ilmeği de krem örüyoruz. Yeşilimize geçiyoruz. 1 2 3 ilmek yeşil. 1 krem, 2 krem, 1 yeşil. Evet, kreme geçiyorum. 1 2 krem, 1 2 3 yeşil, 1 2 krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde, bütün şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sıramıza geldik. 3. sıramızda da bir ilmeğimiz, ilk ilmeğimiz krem, 1 2 3 ilmeğimiz krem, 1 2 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 2 3 yeşil, 1 2 3 de krem. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bu şekildeydi. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet, 4. sıramıza geldik. 4. sıramızda da 1 krem, 1 2 3 4 5 6 6 krem, 1 yeşil, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, yine krem, 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bu 5. sıramıza geldik. 5. sıramızda da 1 2 3 ilmeğimizi krem yapıyoruz. Yeşilimizi alalım elimize. 1 2 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 2 3 yeşil, 3 yeşil, 1 2 3 krem. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bu şekilde, diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi ördük, geldik. Şimdi bu sıramızda 1 2 ilmeğimizi krem örüyoruz. Diğer şişimize, yeşilimize geçiyoruz. 1 3 yeşil, 1 2 krem, 1 yeşil, 1 2 krem, 1 2 3 yeşil, 1 2 krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örelim. Diğer şişlerimizi de böyle örelim. Evet sevgili takipçilerim, şimdi bir ilmeğimizi krem örüyoruz. Diğer ilmeğimizi yeşil. 1 2 3 yeşil, 1 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 2 2 krem, 1 2 3 yeşil, 1 krem.
Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örelim diğer çiçeklerimizle birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızdan 1 2 3 4 5 krem, 1 yeşil, 1 2 3 krem, 1 yeşil, 1 2 3 4 5. 5 adet de krem. Evet. Bu sıramızda bu şekilde diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda aynı şekilde örüyoruz. Az önceki bir sıramızdaki gibi. 2 3 4 krem, 4 5 krem, 1 yeşil, 1 2 3 krem, 1 yeşil, 1 2 3 4 5 krem. Evet. Bu sıramız yine diğer sıramız gibi aynı şekil olacak. Diğer şişlerimizi örelim. Evet arkadaşlar, yaprağımızı ördük. Yaprağımız bitti. Şimdi kirazlarımızı yapmaya geldi sıra. Evet. 1 2 krem. Kırmızı ipimizi elimize alalım. 1 2 3 kırmızı. 1 2 3 4 5 krem, 1 2 3 kırmızı, 1 2 krem. Evet. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, kirazımızın ikinci sırasında bir ilmeğimiz krem örüyoruz. İkinci ilmeğimizi kırmızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 kırmızı, 1 2 3 krem, 1 2 3 4 5 kırmızı, 1 krem. Evet arkadaşlar, bu sıramız da böyleydi. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramıza geldik. 3. sıramızda da yine aynı sırayı yapacağız. 1 krem, 1 2 3 4 5 kırmızı, 1 2 3 krem, 1 2 3 4 5 kırmızı ve 1 krem. Evet. Diğer şişlerimizi de aynen bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu 1 2 3 4. sıramızı da yine bir ilmeğimizi krem ördük. Yine aynı sıra şekilde yapalım. 3 sıra olacak bu 5 ilmeğimiz. 5 ilmek kırmızı. 1 2 3 ilmek krem. Yine kırmızı, 1 2 3 4 5 1 ilmek krem. Evet, diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet, kirazlarımızın yapılışının 5. sıraya geldik. 5. sırada yine ilk ilmeğimizi krem olarak örüyorum. 1 hemen yanındakinde krem örüyorum. 2 3 ilmekte kırmızı örüyorum. 1 2 3 ilmek kırmızı, 1 2 3
4, 5 ilmek krem, 1, 2, 3 ilmek kırmızı, 1, 2, 2 ilmek de krem olmak üzere bu şekilde örüyoruz. Bu son sıramız. Bunun üzerine 2 sırada krem rengi örelim. Tekrar ikinci yaprağımıza geçiyoruz. İkinci yaprağımızı da yaprağımızı ördükten sonra bu ayrımını göstereceğim. Bakın, 2 sıra krem. Yaprak modelini yapalım ve patiğimizin ayrımını göstereceğim. Evet sevgili takipçilerim, yaprağımı ben yaptım. Siz de aynı modelde gibi yapın. Şimdi şu bilek bölümünün ayrımını yapacağız. Bunun için ilk başta bir krem, 1, 2, 2 krem örün. Ve şimdi kırmızıya geçeceğiz. Şu kırmızı modelimizi, kirazımızı yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi krem örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Bu şekilde örüyoruz ve dönüyoruz. Bu ayrımını yapacağız. Ayrımını gösteriyorum arkadaşlar. Şu bilek bölümünün ayrımını. Buradan yaptık, döndük. Burasını ilk ilmeğimizi takıyoruz. Diğer ilmeğimizi, ilk ilmeğimizi taktık. Diğer ilmeğimizi de düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi de düz örelim. Düz örelim. Şimdi terse geçiyoruz. Ters öreceğiz. 1, 2, 3 ilmek ters ördük krem. Kırmızımıza geçelim. 1, 2, 3 kırmızı, 3, 4 ve 5 kırmızı, 1 krem. Evet, devam ediyoruz. Döndürdüğümüz için şimdi kesimini yaptığımız için 1, 2 krem, 2 krem ördük ters, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 3, 4, 5 krem, 5 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 1, 2 krem. Evet, diğer şişimize geçelim. Bu arada tersinden örüyoruz. Ters örüyoruz. 1, 2 krem. 1, 2, 3 kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5 krem. 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz patiğimizin bilek bölümünün ayrımını yaparken burasını böyle ters örüyoruz. Bir ters oluyor böyle burası. Tersi ters taraftan, doğruyu doğru taraftan örüyoruz. 2 krem ördük. 1,
2 3 kırmızı 1 2 3 4 5 krem. Şimdi düz örüyoruz. Düz örelim. Haroşa yapacağımız için burayı düz örelim. Kalan kremleri düz örelim. Bakın arkadaşlar, ayrımını yaptık bu şekilde. 6 adet haroşamız var. 1 2 3 4 5 6 adet. 1 2 3 4 5 6 adet haroşamız olacak kenarında. Böyle devam ediyoruz artık. Şimdi düzünü örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 krem ördük. Kırmızı öreceğiz şimdi. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar. Bilek ayrımını bu şekilde yapıyorum. Diğer şişlerimi örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimi de bu şekilde ördüm. Şimdi devam ediyorum. Yine bir sıra kenarda bir şiş, bir ilmeğim krem ördüm. Yine 1 2 3 4 5 adet kırmızı örüyorum. 1 2 3 krem düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 kremim var. Şimdi buradan dönüyorum. Burayı yine ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde örelim. Haroşa yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrardan ters örüyoruz. Ters örüyoruz. Haroşamızı yapmış oluyoruz. Kenardaki haroşaları. Şimdi yine 5 ilmeğimizi kırmızı örüyoruz. Bu şekilde örelim. Evet, şurada bir ilmeğimiz kaldı. O da çıktı. Şuradan bir ilmeğimiz çıktı. Evet. Şurada da bir ilmeğimiz kaldı. Örelim krem olarak. Evet arkadaşlar, bu şekilde örelim. Arada iki krem örülecek. Daha sonra tekrardan diğer modelimize başlayalım. Böyle 3 model olduktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4 modelde krem örelim. Böyle yine ilk baştaki yaptığımız küçük minik dağlar, şeyi, tepecikleri de yapalım. Daha sonra topuğunu yapacağız. Yine o zaman göstermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, patiğimizi bitirdik. Modelimiz de bitti. Burada yarım model yapmıştım. Yaptım. Buradaki 1, 2 yarım model yaptım. 6 da tüm oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 haroşamız olduktan sonra kırmızı ipimize geçeceğiz. Kırmızı ipimiz bir ilmek alıyoruz. 1, 2, 3 ilmek krem, bir ilmek de kırmızı. Şuradaki çentiklerimizi yapacağız. Şimdi bir kırmızı, 3 krem olarak örelim. Bu altında da 1, 2, 3, 4 sıra krem ördüm. Siz de aynı bu şekil yapın. Evet arkadaşlar, bir kırmızı, 3 krem olarak bu sıramızı böyle ördük. Şimdi döndüm, ben haroşamı yaptım. Elime kırmızımı aldım.
Şimdi 3 kırmızı, 1, 2, 3 kırmızı, 1 krem, 3 kırmızı, 2, 3 kırmızı, 1 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1 krem olarak bu sıramızda böyle bu şekilde devam edelim. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da tümden kırmızı öreceğiz ve artık krem rengini bitiriyoruz. Bu kenardaki haroşa yapmamıza devam ediyoruz. Haroşalarımızı bırakmayalım. Haroşalarımızı yapacağız, yine devam ediyoruz. 6 adet haroşamız var kenarlarda ve tüm şişimizi kırmızı örelim. Tüm şişimizi kırmızı örelim. Evet arkadaşlar, patiğimizi yaptık, çentiklerimizi bitirdik. 25 ilmekte ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 ilmeğimizi örüyorum. Ve hemen 25 ile yanındaki 26. ilmeğimizi alıp ikisini birlikte kesiyorum. Ve burada kenarda da 1, 2, 25 ilmek kalacak bu kenarda. Ortadaki 10 ilmek kalan ilmeklerimizi bu şekilde bitirelim. Bu kenarda 25 ilmek kalana kadar bu kesimi böyle bu şekil yapalım. Ve dönüyorum, tersinden örüyorum. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Aradaki ilmekler bitene kadar kesim bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Bildirim zillerini de açık tutalım ki diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Evet, şu son kenardaki 6 ilmeğimiz haroşa olduğu için 6 ilmeğimizi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, dönüyorum. İlk ilmeğimizi her zamanki gibi takıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 ilmeğimizi ördük. 25. ve 26. olan ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Evet, bu şekilde kesimi yapalım. Bu tarafta 25 ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet, 3, 6, 7 ilmeğimiz kalmış bitireceğimiz. 7 ilmeğimizi de ördükten sonra bu şekilde oluyor topuğumuz. Kesimini de devam ettiğimiz zamanlarda burada da kesimini yapacağız. Evet arkadaşlar, topuğumuzu bitirdik. Örmeyi, kesim işlemimizi bitirdik. Bu tarafta 25 ilmeğimiz var. Bu tarafta da 25 ilmeğimiz var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, bu tarafta da 25 ilmeğimiz var. Bakın, kesim işlemini yaparken şişlerimiz böyle döndürüyoruz, tersine, örgümüzün tersine geliyoruz. Diğer şişimizi de alıyoruz elimize, kesimini bu şekilde yapalım. Bir ilmek ilk şişimizden, yandaki şişimizden de bir ilmek alarak ikisini birlikte keselim ve ilmeklerimizi çıkaralım. Bakın, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, bir ilmek diğer ilmekten. Şöyle milimizi
geçiriyoruz. Şişimizi ve evet kesimimizi birlikte, ikisini birlikte alıyoruz. Diğer şişimizden üstünden atlatıyoruz. Bu şekilde kesimini yapalım. Bir daha göstereyim sizlere. Şişlerimiz yan yana dururken bir ilmek bu şişimizden, diğer ilmekte bir şişimizden alalım. İkisini birlikte örelim ve diğer şişimizle şişimizden atlatalım. Evet, bu şekilde kesimini yapalım. Bu şekilde yapalım. Atlatalım. Evet, bu şekil kesimini yapalım. Bir. Evet. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz de bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama benim böyle şişte daha kolayıma gittiği için hem buradan bir ilmek alıyorsunuz hem diğer yerden ilmek alıyorsunuz, diğer şişten örüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Hem buradan bir ilmek, hem buradan bir ilmek. Alıyoruz. Örüyoruz ve ikisini birlikte örüyoruz. Ördüğümüz ilmekleri çıkarıyoruz. Bir. İki. İlmeğimizden geçirip bu şekilde örelim. İsterseniz, dilerseniz de az önceki gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Şişle de kesim yapabilirsiniz. Evet, bir ilmek buradan alıyorum, bir ilmek buradan alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Daha sonra bir daha kesiyorum. Bir ilmek buradan alıyorum, bir ilmek buradan alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde kesimimizi yapalım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olur, beğeni ve bildirim zillerini açarsanız memnun olurum. Bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Şöyle bir ilmek buradan, bu şişimden alıyorum, bir ilmek diğer şişimden içinden geçiyorum. En son ikinci ilmeğimi alıyorum. Bir, iki. Bu şekilde de kesim yapabilirsiniz. İsterseniz şişle, isterseniz tığla. Hangisi kolayına giderse, her iki şeyi de gösterdim, kesimini de gösterdim arkadaşlar. Bu şekil bitiriyoruz. Örgümüzün tersten kesmeyi unutmayalım çünkü çıkıntılı oluyor. Evet, bu şekil keselim. Evet, son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de alıyorum. Evet. Örgümüzü şöyle bir döndürelim. Bakın. Hiç kesim yerleri belli olmuyor. Çok gayet şık ve güzel oluyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde şu kenarlarını da tığlamanız için ben böyle tığlıyorum. İsterseniz tığlamayabilirsiniz ama ben böyle kenarlarını tığlamayı seviyorum. Bunun için de her ilmeğimizi batıyoruz. İlmeğimizi bir zincir çekip diğer ilmeğimize geçip batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer ilmeğimize geçiyorum. Batıyorum. Bir ilmek zincir çekiyorum. Ve bu şekilde kenarlarındaki her kısma, her ilmeğin başına batıyorum. Batıyorum. Bir zincir, sık iğne yapıyorum burayı. Bir zincir yapıyorum, sık iğne yapıyorum.
bir zincir çekiyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hem buraları fazla sıkı yapmayın, sonra ayağınız girmeyebilir. Çok sıkı yaptığınızdan dolayı. Evet, bu şekil. Sık iğne, bir zincir. Sık iğne, bir zincir. Bu şekilde kenarlarında yapalım. Evet, bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bütün çevresinde. Evet arkadaşlar, patiğimizi bitirdik. Bu şekilde oldu. İzlediğiniz için ve sabrınız için teşekkürler.